Arkadaşlar merhaba. Bu videoda elektrikli araçlar serisi için bir yan video çekeceğim. Biliyorsunuz ki elektrikli araçların çalışma prensiplerini falan anlattık. Üzerinde bulunan malzemeleri, ekipmanları anlattık. Akülerle ilgili bayağı bir çalışma yaptık. Gaz koluyla ilgili çalışma yaptık. İşte genel parçalarını anlattık. Şimdi teker yani motor kısmına geleceğiz artık. Motor kısmını normalde direkt motor sökecektim. Bir iki tane model. Ona girmeden takipçilerden şey geldi. Abi hani biz bunu lastikçiye götüremiyoruz. Lastikçiler de el atmak istemiyor. Bunu tekeri nasıl sökeriz? Bununla ilgili bir çalışma yapar mısın demişlerdi. Zaten sırf bu yüzden bu video çok geç kaldı. Diğerleri haftada bir video çıkarmıştım. Bu video ayı buldu neredeyse. Çünkü hani bu videoyu çekebilmek için böyle bir tane araç bulmam gerekiyordu. Bir tane kobay bulduk sonunda. Bu piyasada çok yaygın olan, 3 harfli marketlerde satılan, 5 harfli bir markanın ürünü. Ondan sonra bunu şey yapacağız, bakalım bunun tekerini sökeceğiz. Diğerlerinde de mantık aynı olacaktır. Çok da bir şey fark etmeyecektir. Ben de ilk defa sökeceğim için ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hani bir acemin başına ne gelecekse onlar gelecektir. Ön hazırlık olarak biraz malzeme hazırladım ama şu an hakikaten ne lazım olacak, ne olmayacak bilmiyorum. Sadece kendi düşüncelerimle bir şeyler hazırladım ne lazım olacak diye. İşte alyan vidalar olduğunu gördüm. Alyan takımını hazırladım. Bazı boyda anahtarlar var. Onları hazırladım. Hepsini sökmek gerekir gerekmez. İşte kablolar, cırt dediğimiz kablo bağlarıyla bağlanmış. Onlar için aynı renkte şey kablo bağları hazırladım. Yıldız tornavidamı hazırladım. Yan keski karga burun. Bunlarla bakalım bir yola çıkacağız. Bakalım nereye kadar biz ilerleyebileceğiz. Ya da nerede duracağız. Onu hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle her zamanki gibi çevre incelemesini yapacağız. Çevre incelemesinde de şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Daha önceki konularda anlattım. İşte elektrikli motorun neyi var? Hub motor dediğimiz bir motor türü. BLDC motor bu motorlar, motosikletlerdeki motorlar. BLDC demek fırçasız doğru akım motoru demek. Ondan sonra 5 tane sensör kablosu var, 3 tane de faz kablosu var. Sinyal kabloları, sensör kabloları yani ince kablolar, kablo grubu ve soketi beyaz, 5 tane kablo girişi var. Sargı kabloları yani faz sargılarının kabloları da 3 tane, diğerlerine göre kalın ama sensör kablolarıyla aynı renkte. Şimdi motor konusunda bunu daha ayrıntılı anlatacağım. Daha önceki videolarda anlattığım gibi motor nereye bağlanıyor kablolarıyla? Motor sürücüye, yani halk arasındaki adıyla beyne bağlanıyor. Beyin genelde bu tip araçlarda, yani sürücü koltuğun altında olur. Ya da nasıl bulacağız biz beyni? Motordan çıkan kabloları takip edeceğiz arkadaşlar. Motordan çıkan kabloları takip ettiğimizde beyne ulaşmış olacağız. Tabii bu elektrikli araçlarda bir çalışma yapmadan önce en önemli şey güvenlik. Enerjisini kesin arkadaşlar, herhangi bir kısa devreye maruz kalmamak için. Beyni yakabiliriz, motoru yakabiliriz, tesisatı yakabiliriz. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken iş, aracın sigortası varsa sigortasını kapatmak. Sigortası yoksa aküye giden mutlaka soketli bir kablo vardır. Onu ne yapmanız gerekiyor? Çıkarmanız gerekiyor. Ne yapacakmışız? Önce enerjiyi kesiyoruz. Enerjisiz bir ortamda çalışıyoruz. İkinci olarak da motorun kablosunu takip edeceğiz. Bizi nereye götürüyor? Oraya bakacağız. Ben şimdi bu motor için anlatacağım ama biliyorsunuz ki bütün motorlarda bu mevzu aynı olacak. Bu numune benim için çok iyi oldu. Niye? Dış aksam plastik değil. Biliyorsunuz birçok motorda kaplama var. Kaplama olsaydı işimiz çok zor olacaktı. Gayet sade, temel seviyede bir motor. Onun için bizim için hem zamandan da tasarruf olacak, iş kolaylığı da sağlayacak. Şimdi ben hemen bu araçtaki enerji yerini bulmaya çalışacağım. Şöyle yapayım. Bunun akü kısmı, şarj yeri burası. Muhtemelen arkadaşlar ne olacak? Akü de buralarda bir yerde. Ki genelde şu anahtarlarla şu ayaklık kısmı açılıyor. Bu zaten açık durumda. Bunu hemen şöyle sökeyim. Bakın akü kutusu taşınabilir bir model. Alıp evde de bunları şarj edebiliyorsunuz. O güzelliği var. Biraz ağırdır ama nihayetinde motoru komple bir yere çıkarmak da iyidir. Bakın şu şekilde enerjiyi kestim. Artık sistemde enerji yok. Ama ben ne olur ne olmaz diye, belki bu bölgeden tesisat geçiyorsa diye, bu akü kutusunu komple alayım buradan. Bana zararı olmaz, faydası olabilir. Şu kablo biraz sıkıştırıyor. Onu biraz nasıl alalım? Biraz. Of, bayağı da ağır. Eğer böyle bir aracınız varsa akü kutusuna bence çok da güvenmeyin. Baktığım 4 tane vida tutuyor. Tedbirli olmakta fayda var. Siz şey yapın, alttan tutmaya çalışın. Ya da eve taşırken bir bezle falan, eskiden televizyonları tamirciye götürürken böyle sofra bezine sararlardı. Belki hatırlayanlar olur izleyenlerde. Belki hala da vardır.
Ondan sonra bu bölgeye baktığımızda aracın şasisinin burada olduğunu da görüyoruz. Eğer aracın şasi numarası lazım olursa, motorların diğer araçlar gibi şasi numaraları vardır arkadaşlar. Aracın metal gövdesinde uygun bir yerde kazılıdır bunlar. Şimdi şu muhtemelen bakın şarj soketine gidiyor. Sistem buradan da şarj alıyor. Şu ana tesisatı şuradan bakın cırtları bunun için ayarlamıştım. Cırtı görebiliyor musunuz? Cırt lazım olacak çünkü. İyi ki de almışız. Bu biraz fren teline benziyor. Bu elektrik tesisatı şuradaki de arka frenin teli. Başka da bir şeye bakıyorum şöyle. Gelip geçen bir şey yok. Şu şarj soketini şimdilik sökmeye ihtiyacım yok. Enerjiyi kestik. Birinci madde bitti. Geldik şimdi ikinci maddeye. Ne demiştim ben size? İkinci maddede motordan çıkan elektrik kablolarını takip edeceğiz. Bakın şurada. Şu tripodumu biraz daha öyle düşüreyim seviyesine. Arkadaşlar bu tekerlerde milin ortasından çıkar motorun kablosu. Sinyal kablosuyla beraber hep birlikte gider faz kablosu yan yana. Motorun mili buradan ortası deliktir. Bir tarafın, kablonun çıktığı tarafın oradan kablo gider. Burası bir motorun yanması için en tehlikeli yerlerden biridir. Onu da bir tavsiye olarak söyleyeyim size. Buradan kablo içeri girdiğine göre suya girdiğinizde ki buraya kadar suya girmemeniz gerekiyor. Kesinlikle şöyle bir dört parmak altındaki derinlikteki sulara en fazla girmeniz lazım. Karda, suda, şeyde buradan su girme ihtimali yüksek ve içeride motoru ne yapabilirsiniz? Kısa devre edebilirsiniz. Böyle mecburen yağmurlu bir havada aracı kullandığınız zaman eve götürdüğünüzde bu tarafa doğru yatırın ki su buradan içeri akmasın. Diğer tarafa doğru aksın. Dışarı doğru aksın yani. Yani ne yapacaksınız? Bunu bu şekilde. Bu şekilde yatıracaksınız ki eğer bu kablo üzerinden bir su gitme durumu olursa ne yapsın? Dışarı doğru aksın. Yine bakın buradan bir bükülme var, bir kırılma var. Kablolar buradan kopabilir. Buna da dikkat edeceksiniz. Oldu ki motoru söktünüz, bir servise göndereceksiniz ya da bir kargo ile bir yerden bir yere göndereceksiniz. Mutlaka kablonun burada ezilmesini engellemek için şu iki tekerin arasına yükseklik bir şeyler koyun ki yük buraya binip bu kabloyu ezmesin. Kabloyu takip ediyorum. Şurada sacdan şey yapmışlar. Bu güzel olmuş. Burada cırt yok. Bakın tırnaklar yapmışlar. Kablo buradan geldi. Şurada cırt var. Telefonu ben alayım şimdi tripoddan. Bakın. Buradan ne yaptı? İçeri girdi. Buradan muhtemelen yukarı gidiyor. Şuradan beyin dedim ya koltukların altında olur diye. Bakın vidalada bir kutusu var zaten. %99 beynimiz burada. Şimdi bunu kabloyu buradan kurtaracağız ama öncelikle ucunu kurtarmamız lazım. Burada şansımıza bakıyoruz. Yıldız vidalar var. İki tane vida var. Onu sökeceğiz. Bakalım başka tutan bir şey var mı onu? Şuradaki vidalar neyi tutuyor acaba? Şu gördüğünüz. Şöyle altta bunlar var. Somunlar. Evet şurada da bir tane vida var. Ön koltukta. Genelde zaten bu tip koltukları 3 tane vida tutar. Bir tane önden, 2 tane arkadan. Bunları sökersiniz. Geri çekersiniz, kaldırırsınız, koltuk açılmış olur. Şimdi ben onu yapacağım. Şansıma bu yıldız çıktı. Bazı modellerde gördüm ben sokakta. Bu alyan olabiliyor. Dolayısıyla siz bakacaksınız. Önce malzeme kontrolü yapacaksınız arkadaşlar. Şu an yıldız bunlar. Ben bunları söküyorum. Üst kapaktan Bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Söküm işlemimize. Hadi hayırlı olsun. Öndeki vidayı da söktüm. Şöyle çekiyorum kendime doğru. Geri doğru çektim ve yukarı kaldırdım. Hazineyi buldum. Şimdi arkadaşlar ilk defa sökecekler için söylüyorum. Bir sistemi sökerken ya vidaları yumurta kolisi gibi kolilere koyun. Hani yumurta koyduğumuz koliler var ya bölme bölme. Ya ona koyun. Daha da güzeli. Bakın matkabın ucundaki uç düştü. Bu bir hata. Enerji olsaydı belki kısa devre olacaktı. Bozulacaktı. Onun için ilk önce enerjiyi sökmenizi söyledim. Vidalarla ilgili konuşuyorduk. İmkanınız varsa, üşenmezseniz de aynı yerine hafifçe vidalayın arkadaşlar ki vidalar kaybolmasın ya da yerleri karışmasın. Şu bir taneyi de üste takıyorum şöyle boşluğa. Yeri neresi? Ön taraf onu biliyorum. Şimdi size içeriği göstereyim. Anam reklam yap, marka var orada. Başımızı yakmayalım sonra. Bakın burada bir sürü şey var. Şu sürücü. Motor sürücü arkadaşlar. Beyin dediğimiz parça. Şu metal gri olan bir sürü kablo çıkıyor. Bu kabloları daha önce anlattım ben size. Sürücü konusunda. Sürücü de söktük, inceledik. İzlemeyenler o eski bölümlere gidebilirler. Şurası Clemens kutusu. Ondan sonra
şu Clemens kutusunda neler var? Bakın şurada 3 faz motordan gelen, eyvallah, ne yapsak engelleyemiyoruz. 3 faz şey kablosu var. Mavi, yeşil, sarı. Bunlar motordan gelen sargı kabloları. Şu kalın siyahla kırmızı arkadaşlar aküden gelen enerji kabloları. Şu büyük sarıyla kırmızı da şu sarı da kontak kablosu. Kontağı çevirdiğinizde beyne bir sinyal gider. Beyin sistemi açar. Bu da muhtemelen kontak kablosu. Şimdi şuradan vidasından söküp ek yerlerinden motorun kablolarını ayıracağım. Sensör kablosu ise yine daha önce anlatmıştım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Motor kablolarıyla aynı renkte olan kablolar var. Mavi, sarı, yeşil, siyah ve kırmızı. Siyah ve kırmızı enerji kablosu. Sensörlere siz 5 volt veriyorsunuz. Sensörler manyetik alanın şiddetine göre size bir sinyal üretiyor. Her sensör önünden geçen mıknatısa göre bir sinyal üretiyor. Siz de bunları alıp değerlendirip motorun hız kontrolünü sağlıyorsunuz. Bu da karşılığı. Bunu buradan şuradan soketten söküyorsunuz. Genelde benzer soketten olmaz. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde not almadan sökebilirsiniz. Ama ilk defa söküyorsanız bunu not almanızda fayda var. Motor sensör kablolarını ayırdık. Şimdi de şu soketten güç kablolarını ayıracağız. Kapağı vidalarını açtım. Evet, ilk ummadığımız parça buradan çıktı. Şurada somunlar var. Bakın bu somunları şimdi ne yapacağım? Ayarlayacağım. Kaç gibi duruyor? 6-8 gibi bir şey duruyor o civarda. Bir bakalım hangisi? 8'lik. Evet arkadaşlar, 8'lik anahtarla bu vidaları açabiliyorsunuz. 8'lik lokma anahtar. Bunlar yoksa elinize karga burnuna da açılıyor. Şimdi faz kablolarını da şu şekilde çıkardım. Şu kalın olanlar motordan sürücüden gelenler karşılıkları. Rengini rengineydi. Biz de sonra bunu tekrar rengi rengine bağlayacağız. Şu an bunu buradan ayıralım. At çalışmak adına acımayız ya. Şu öndeki plastiği de söküyorum ki göreyim ne var ne yok aşağıda. Daha rahat çalışayım. Bundan çıkan vidaları da yine kendi içine atıyorum kaybolmasın diye. Gözlemlediğim bir şey var mı? Bakayım. Hemen şu yan taraftan şöyle göstereyim. Dırırt, dırırt. Şuradan çıkan kablolar direkt oradan gidecek. Şu çektiğim motorun kabloları. Evet, motor kablosu bu. Muhtemelen arkadaşlar bu borun içinden şu kavisten geliyor. Burada yarık vardı, biraz önce bakmıştık. Şuradan buradan çıkıp oraya geliyor. Bunu buradan çekeceğiz. Kılavuzunuz varsa kılavuz, yoksa bakır, antikrom, tel ya da evinizde herhangi bir sağlam bir ip. Bunu çekmeden önce çekerseniz, sonra aklınıza gelirse bunu buradan bir de geçirmesi var, tekrar geri alması var. Dolayısıyla bunu çekmeden önce arkadaşlar mutlaka buna bu kavisleri alabilecek, buradan rahatlıkça hareket edebilecek bir şey bağlayın. İp olur. İp olur bu, tel olur. Yani buradan rahatlıkla geçsin ve geri çektiğinizde rahatlıkla yine çıkan bir parça olursa çok iyi olur. Ben bunun için eski bir şey vardı elimde. Bakın, fren teli. Bir bisikletimden kalan. Bu fren telini kullanacağım. Şimdi bu fren telinin ucunu şuraya bantlayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bize bir de ne lazım olacakmış? Bant. Bunu böyle bağlayacağım. Bunu çektikçe bu fren teli de peşine gidecek. Daha sonra tekeri tamirini yaptıktan sonra geri çekerken de yine bu kılavuzdan rahatlıkla geri ne yapacağım? Çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya bantlıyorum. Şimdi ben burada çok kalın olmayacak şekilde bu şekilde bantladım. Şu borunun çapına bakarak şu kafanın da geçeceğini ümit ediyorum. İnşallah geçer. Şuradaki deliğe de biraz bakayım. Eğer bu kafanın geçmeme şüphesi varsa içindeki soketler arkadaşlar çıkıyor. İnce bir cımbızla onları tutan tırnaklar var. Onu da motor videosunda gösteririm yine ayrıyetten. Hatta şurada göstereyim. İnce bir cımbızla, mesela şunun bir ince bir cımbız gibi bir şey olduğunu düşünün. Şu tırnakları burada tutunmasını sağlayan pimler var. O pimlere bastırdığınızda kabloyu çekip alabiliyorsunuz. Sonra tekrar aynı yere onu takıp yerine tak diye ne yapıyor? Tak diye demeyelim de tık diye yerine kilitlendiğini göreceksiniz. Şimdi bakalım. Maalesef geçmedi. Uğraşacağız. Renk sıralamasını da yapalım. Takarken yine lazım olacak çünkü. Şu tırnağın olduğu tarafta
üstü olmak üzere sağ en köşede siyah, sol en köşede kırmızı, kırmızının altında sarı, siyahın altında mavi ve alt orta sırada da yeşil renk var. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereyim ben size. Oğlum, tekrar şuradan içinden bastırıyorum. Şöyle bastırdım. Ve çekiyorum, bakın. Bu kadar basitti. Üşendim gitmeye ama sonunda yine tak. Tak geldi. Bakın şöyle. Şurada bakın şu çıtı şeyler var. Görüyor musun şu çatallar? Yani içeriden bastırdığım şuydu. Bu şekilde içeri giriyor. Şurası tırnaklı. Tak diye buraya kalıyor. Girerken rahatlıkla şöyle giriyor. Bakın tak kaldı. Hiç gelmiyor. Mantık bu. Bir cımbızla ya da burunun kanalında bir çivi ölçü aletinin ucuyla bastırdığınızda bunlar çıkıyor. Şimdi bağlıyor. Haydi bismillah diyoruz tekrardan. Gönderiyorum. Evet. Yağ gibi gidiyor. Çıkış anını da şöyle görüntüleyelim. Evet bakın. Gördüğünüz üzere geldi. Yandaki diğer kablo da şuradan pedal sensöründen gelen kablo arkadaşlar. Bakın şu an iki tarafta da var. Gaza gelip bunu komple çekmeyin ha, bir anlamı yok. Kablo ile beraber götürmeyin, o orada kalsın. Elektronik kısmı yavaş yavaş bitiriyoruz. Şurada cırtları ben şurası için aldım ama genelde cırtla çekilir bu tesisat. Burada metal şeyler yapmışlar, ince tenekeler. Onlar tutuyor. Şöyle güzel de olmuş. Bu niye burada tutarmış? Sağlı sollu koymuşlar demek ki. Bunu da burada. Bunu da burada. Dünya yuvarlaktır, döner. Ahmet arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Bu motoru benimle paylaştığı için büyük risk. Evet arkadaşlar, geldik. Assol işte buraya kadar sağ salim bir şekilde geldik. Dediğim gibi şu 3 tane kalın olan faz kablosu beyin buna enerji gönderiyor. Bu 5 tane olan da sensörlerin kablosu. Bunları ezmemeye, kırmamaya dikkat ediyoruz. Şimdi gözle baktığımız zaman ilk önce ne yapmamız lazım? Şu anahtarı, şu vidayı sökmemiz gerektiğini görüyoruz. Bunu tutan da şurada bir alyan var. O lazım olacak. Bak, deneyelim. 5 olduğunu düşündüğüm bir numara. Bakayım, evet 5. Evet, tam oldu. Evet, şu şekilde çeviriyorum. Gergi şeyi. Gergi aparatı gibi bir şey. Bunu buradan söküyorum. 21 numara anahtar. Bakayım 21 getirdim mi? 21 var. Şimdi aha, cuk diye oturdu. Şunun başına bir iş gelecek. Şunu sökelim. Ben bunu biraz önce bir bakayım şuna. Ha, bu kendinden vidalar. Aha. Hop. Oh, kurtulduk ya. Valla neydi o, kırılacak başına. Emanetin canı az zaten. Çok güzel. Çok tatlı. Bu da buradan çıkıyor mu? Aha, çıktı. Patladı. Tamam. Bunu buradan başka tutan bir şey yok. Arkadaki pullar var. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Bakın şuradaki pullar var. Onlara dikkat edin. Şurada kalın yuvarlak düz bir pul. Şurada tırnaklı bir pul var. Şuradan şu milin oynamasını engelliyor herhalde sabitleme için. Onu sökeceğiz. Şimdi buradan tekeri çekince şu çamurluktan dolayı gelmeyecek gibi gözüküyor. Şu çamurluğu da sökeceğiz gibi hissediyorum ama bakalım ne olacak. Şimdilik sökmeyeceğim. Aynı vidalardan bu tarafta da var. Görüyorsunuz. Önce şu reflektörü alayım. Yansıtıcıyı. Sağdan soldan görünsün diye. Başına bir iş gelmesin diye şöyle koyuyorum. Ne güzel parlıyor. Sonra ne yapacağız? Şurada 5 numara alyanla bunu, 21 numara anahtarla da bunu sökeceğiz. Ne olur ne olmaz diye teker sökmek için buradaki somunları da aldım arkadaşlar. O da 5 numara alyanla açılıyor. Yani bizim şuradaki alyanlar parça vardı ya, onunla aynı delik numarasıyla açılıyor. Şu şekilde bakın rahat bir şekilde kalkıyor. Tekeri artık buradan da çıkarırız. Şimdi son bir şey kaldı arkadaşlar. Ne kaldı tahmin edin bakalım. Ne kaldı? Her tarafı boşalttık. Çeksen geliyor. Bakın. Fren kaldı arkadaşlar. Değil mi? Fren bunu ne yapıyor sistemi? Tutuyor. Bunun arka frene kampanalı, diskli olan modeller vardır. Hepsinin şeyi farklı. Şimdi bakalım onunla ilgili ne yapabiliriz?
kampanalı dediğimiz içeride bir işte parçalar var. Siz frene bastığınızda o tel onları ayırıyor, şeye sürtüyor. Tekere sürtüyor. Mekanik bir frenleme modeli. Araçlarda zaten bu araçlarda hem elektriksel frenleme var. Yani motorun enerjisi kesiliyor. Rejeneratif modeller varsa o frenleme esnasında bir elektrik üretimi yapıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu inceliyorum. Nasıl sökerim, nasıl ayırırım diye. Evet, onluk çıktı arkadaşlar. Listemize bir tane onluk ne ekliyoruz? Anahtar ekliyoruz. Kampanayla şey arasında bir tane somun var. Ona dikkat edelim. Kampana frenin teli var. Bu fren telini buradan ayırmam lazım. Ayırmak için siz de bakın şöyle göstereyim de neler yapabiliriz. Bakın görüyorsunuz. Fren teli burada bir kızağın içinde. Şunu çekersem, çevirirsem, dur şöyle. Bunu şunu şöyle çekip geliyorsa eğer, ondan sonra şurada bir kanalın içinde oradan kurtarırsam olacak gibi. Aa, bakın somun düştü. Bu somun düşerse şuradan vida sökmüştük ya, onun içinde kampana tarafında bunu şöyle ayıralım, ayrı bir yere koyalım. Şimdi bu freni de şurada bakın, kampanada şöyle bir yer var, boşluk. Şunu şuradan kurtarayım bakayım çıkıyor mu. Tek elle çekim zor oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu müsaade ederseniz ben kapatıyorum kamerayı. Bunu ne yapacağım? Geri çekeceğim. Sonra şu kafayı buradan çıkaracağım. Yapacağım işlem bu. Sonra motorum boşa çıkacak gibi düşünüyorum bakalım. Şu somun bakın şu şekilde şu haliyle gelmiyor arkadaşlar. Şu haliyle de gelmiyor. Bunun buradan geçmesinin tek şartı şu deliğe denk gelmesi bakın. Şu şekilde olması. Onu tabi bilmediği için ilk başta yapamadım. Zaten ortasından da şu fren telinin şu demir mili geçiyor. Dolayısıyla gerdirdim ama onu kurtaramadım. Tek çarem ne kaldı? Şu somunu, şunun ucundaydı. Şunun şurasında takılıydı. Biraz önce hatırlayacaksınız. Bunu buradan çıkarıp bu şekilde de bunu ayırdım. Kampanayı da ayırdık. Şu an tekerimizi tutan bir şey yok. Zinciri çıkarmadık. O da şeyi olsun. Tuzu biberi olsun. Zinciri çıkarıyorum. Evet. Arka dişliden kurtarmam yetmedi. Ön dişten de boşaltıyorum arkadaşlar. Zinciri de kurtarıyoruz. Yani okyanusu geçtik. Derede boğulduk. Evet. Tamam. Ve bingo. Hadi arkadaşlar. Cümleten geçmiş olsun. Çöktükten sonra dediğim gibi bunları çıkarabilirsiniz. Şöyle. Bunlarsız götürebilirsiniz. Sırasını biliyorsunuz zaten. Evet. Tekeri söktük arkadaşlar. Birazdan da takarım ben bunu. Gördüğünüz üzere. Bunun içinde göstereceğim videolar da gelecek. İçini sökeceğim. Tabii bunun değil. Hurdası var. Benzeri. Aynısı olmayabilir de. Aynı model. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim motor sökmeyle ilgili bu şekilde arkadaşlar. Bu yaptığımız işlemlerin aynısını tersini yaptığınızda motoru toplamış olacağız. Motoru topladıktan sonra da bunu da bitmiş halini size göstereceğim. Toplamayı ümit ediyorum. İnşallah toplayacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hata şuydu. Şu iki teker arasındaki şurada pullar vardı ya. O pulları takmayı unuttum. Tekrar çıkardım. Yerine taktım. Tamamen çıkarmadım tabii. Zinciri kurtardım. Diğer tarafı gevşettim. Çıkardım. Pulları takıp yerine koydum. Onun dışında bir hata yapmadım. Balatayı yaparken de nasıl yaptık? Alttaki parçaları ayırdık komple. Balatayı yerine şuradaki vidasından sabitledik. Ondan sonra teli geçirdik. Tele yayı geçirdik. Yayın da karşılığında buradan vidasını sıkarak balatayı ayarladık. Rahat dönecek şekilde ve fren ayarını da yapmış olduk. Mekanik kısmında bir hata yapmadım. Şimdi reflektörlerini takayım. Sonra da elektrik tesisatını tekrar yukarı çekeceğim. Yani ustalardan. Şimdi bakın bunu gönderiyorum. Hem alttan destekliyorum arkadaşlar elimle hem de yukarıdan çekiyorum. Evet çok rahat bir şekilde geldi. Evet yine ne yaptım? Yine bir hata yaptım tabii ki. Zincir ne oldu? Arka tarafta kaldı. Kablonun arka tarafta olması gerekiyordu. Bizde şey yok. Utanma yok arkadaşlar. Yanlışımızı da söylüyoruz ki başkası yapmasın. Şimdi bunu yerine takacağız. Takmadan önce şuradaki tırnaklarını cımızla bükmüştük. Biraz açıyorum ki tam otursun. Gevşek kalmasın. Geri kaçmasın. Şuraya tırnağımla biraz açıyorum tutucu tırnakları.
Bunu yanlış hatırlamıyorsam şu şeyleyken, değil mi? Şu tırnak yukarıda olacak dedik. En sağ üst köşede artı vardı, şey siyah vardı. Yönüne göre şuradan takıyorum. Tık oturdu. Çektim gelmiyor. Buradan büküyorum. İçeri ver. Bağlantısını yapalım bakalım buraya. Sırasına göre. Bağlantıyı yapalım.